Fırat Kalkan Harekatı kapsamında Elbap bölgesinde sürdürülen operasyonlardan acı haber geldi. DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. TSK'dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkan Harekatı kapsamında 12 Şubat 2017 tarihinde sabah 9.30 sularında DEAŞ terör örgütüyle süren çatışmalar esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz denildi. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum hakkında açıklamalarda bulundu. En büyük denetim milletlerin, millete gideriz. Milletin, halkın gözü terazide dedik ya, Cumhurbaşkanı yanlış yaparsa Cumhurbaşkanı'nı sandıktan çıkarmaz. Meclisteki milletvekilleri yanlış yaparsa meclisteki milletvekillerini çıkarmaz. En büyük güç milletindir. En büyük denetim milletin seçimidir. Dolayısıyla seçimden seçime gidilecek bir durumda hiçbir korkuya gerek yoktur. Türk halkının kendisini 21. yüzyıla taşıyacak kişilere inandığını ifade eden Bakan Yılmaz, en büyük denetimin millet olduğunu söyledi. Bizim bundan sonra çok çalışmamız lazım. Çalışırsak hiç şüpheniz olmasın ki bu millet bu yapılanları kabul edecek ve kendisini 21. yüzyıla çok daha başarıyla taşıyacağına inanacaktır. Bizi inşallah biz çok çalışırsak AK Parti'nin gücü biz netice alırız. Bu ana kadar Kütahya'da aldık. Ancak çok daha büyük başarıyla. Katılım oranı hiçbir ilde olmadığı kadar yüksek. Bu demokrasiden umudunu Kütahyalıların kesmediğini gösteriyor. Güzel bir hasret. Önemli bir hasret. MHP'nin desteğine de teşekkür eden Bakan Yılmaz, Türkiye'nin bugününün dünden daha iyi olduğunu söyledi. Zümrüt Dağkamızı, rehberimizi seçeceğiz. Ve o rehberde bu milletin en zor döneminde 15 Temmuz'da aynen işgal hareketiyle yurt dışındaki ihanet dudaklarının işbirliğiyle ülkemize bir plan kuruldu. Bu planın içimizden uygulayıcılar oldu. Ancak plan yapanların en büyüğü Cenab-ı Allah'tır. Liderin öncülüğünde bu planı boşa çıkardı. 15 Temmuz'da göstermiştir ki Türkiye'nin zayıf hükümetlere, zayıf liderlere ihtiyacı yoktur. Güçlü liderlere ihtiyaç vardır. İşte sandığa vardığınızda zayıf adamla mı yönetileyim, güçlü adamla mı yönetileyim ki bir daha 15 Temmuz'lar olmasın, olursa da bu işgal hareketinin önüne geçelim diye. Sivas 2017 yılını sulu geçirecek. Sivas'taki barajların %43 oranında dolu olduğunu ifade eden DSİ 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya, bölgedeki kar yüküyle birlikte bu oranın daha da artacağını söyledi. Şimdi bölgemizdeki barajlar kapsamındaki şu anki doluluk oranımız yaklaşık %43 seviyelerinde. İlimiz etrafındaki kar yükünü düşündüğümüz zaman bu sene inşallah su konusunda bir sıkıntı yaşamayacağımızı görüyoruz. Kızılırmak projesi hakkında da bilgi veren Kaya, Kızılırmak yan kolları ile ilgili bir çalışma yaparak Kızılırmak'ı bir bütün haline getireceklerini söyledi. Kızılırmak Rehabilitasyon Projesi çalışmamız belediye başkanlığımızla beraber koordineli olarak devam ediyor. İhalemizi neticelendirdik. Şu an itiraz sürecini bekliyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmadan sözleşmemizi imzalayacağız ve çalışmalara devam edeceğiz. Tabii Kızılırmak Rehabilitasyon Projesi sadece Kızılırmak'la alakalı değil, Kızılırmak'ın yan kollarında. Bu bir taraftan Esenyurt Deresi, Pünzürük Deresi, Mısmılırmak gibi kolları da içine alan proje. Bugün Esenyurt mahallemize ilgilendiren Esenyurt deremizin de ihalesini gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte inşallah bu yan kollarla beraber Kızılırmağımızı bir bütün olaraktan hep beraber daha kullanılır bir hale getireceğiz. 2017 yılında çok yoğun bir çalışma gerçekleştireceklerini ifade eden Kaya, 2016 çalışmaların üzerine çıkacaklarını söyledi. Kurumumuz olaraktan 2016 yoğun bir çalışma temposunda geçti. Bu çalışmalarımızda özellikle bizlere desteğini esirgemeyen başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm burada bulunan
belediye başkanlarımıza, sayın kaymakamlarımıza, kurum müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü buradaki başarı DSE'nin başarısı değil, sizlerin başarısı oldu. Dolayısıyla bu çalışmalarımızda gösterdiğiniz destek ve katkılardan dolayı özellikle teşekkür ediyoruz. Kurumumuz açısından faydalı bir yıl oldu. İnşallah 2017-2016'ın da üzerine çıkacağız. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da faaliyet gösteren Konya Vakfı, nesilden nesile ahde vefa buluşmasına ev sahipliği yaptı. İlk kez gerçekleştirilen anlamlı etkinliği, Hollanda'da yaşayan Konyalı, Karamanlı ve Samsunluların yanı sıra Sivaslılar büyük destek verdi. Şimdi çoğu yerde telaffuz edildiği gibi nüfusu 500 bini bulduğu söyleniyor Hollanda'daki Türk toplumunun. O toplumun içinden gelen ve ilk teşkilatlanmayı yapanlarla ve gazetecilik deyimine sahip isimlerle Ahde Vefa buluşması adı altında bir toplantıyla değerlendirmek istedik. Türkiye'den Avrupa'ya göçün tarihini anlatan Sinevizyon gösterisi büyük buluşmaya katılanlara duygu yüklü anlar yaşattı. Yani Avrupa'ya gidenler daha da çoğalacak, uğurlamalar gözyaşlarına karışacak. Çocuklar ve eşler babalarını ve kocalarını yıllarca görmeyecekti. Hasret ve özlem dolu yıllar uzadıkça uzayacak, Avrupa sevdası artmaya devam edecekti. Programda konuşan Hollanda Sivaslılar Birliği Başkanı İbrahim Çitil, çalışmak için gurbete giden vatandaşların yaşadıklarını anlattı. Dalmış yolcularıyla Sirkeci'den hareket eden tren ilk olarak Almanya'ya ve ardından da Hollanda'ya hareket ettim. Çiçeklerle ve sevgilerle, sevgi gösterileriyle karşılanan yolcular elbette ki farkında değillerdi o zamanlar. Hollanda'nın kendileri için ebedi bir vatan olacağının. İlk göç anlaşmasından bu yana tam yarım asır geçtim. Biraz para biriktirip geri dönmek için gelenlerin çoğu dönemedim. Çalıştıkları ülkelerde emekli oldular. Onlar bayrağı çocuklarına bıraktılar. Devreye torunlar girdim. Hollanda'ya giden vatandaşların birçoğunun Türkiye'ye gelemediğini ifade eden Çitil, geçici işçilerin kalıcı vatandaşlığa dönüştüğünü söyledi. Şimdiki Avrupalı Türklerin nüfusu 5 milyona ulaştım. Geçici işçiler kalıcı vatandaşlara dönüştüm. Elbette değişim, çözülmesi gereken birçok problemi de beraberinde getirdim. Sorunlara rağmen Avrupa'daki yeni nesil ilklerden farklı profiller çizmeye başladım. Ahde vefa, İslam ahlakının en önemli prensiplerinden biridir. Çitil'in ardından Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu'nun eski başkanı ve ilk gurbetçilerden İbrahim Görmez, gazeteci İlhan Karaçay ve dernekçiliğiyle tanınan Ali Sarı, yazar Yavuz Nüfel'in sunumları büyük beğeni topladı. 1979 yılında İlhan Karaçay bilir, Mercator Play'inde Hollanda'da ilk olarak resmi ritüel hışlak müsaadesi almış bir marketim vardı benim. Amsterdam'da 3 kişiydi. Biri Genco'ydu, biri Memiş'ti. Genco halen duruyor. Memiş Allah rahmet etsin. Biri de bendim Mercator Play'inde. Ben orayı 1979 yılında tam 75 bin guldene sataraktan kendimi bu işlere verdim. 2 seneliğine geldik. 2 sene bir şeyler alalım veya bir bakkal dükkanı açalım veya bir şeyler yapalım, geri döneceğiz. 2 sene çıktı, 4'e 4, 10 derken 50-52 seneye çıktı şimdi. Birinci nesilin hakkıdır. Ama buna rağmen şimdi ben artık hakaret etmek istemiyorum ama şimdi peyda olan bazı kişiler çıkıyor. İşte Konyalılar Derneği, Karamanlılar Derneği, işte Hemşeriler Derneği kuruyorlar, çay kahve içiyorlar, başka bir şey yapmıyorlar diye suçlamalarda bulunuyorlar ve kendilerini beğeniyorlar. Değil. Asıl hizmeti veren işte bu Karamanlılar, Konyalılar, Sivaslılar dernekleridir. 70 sent için hatırlanan, sonra yine unutulan bir tas çorbanın hikayesidir. Burası Hollanda'dır, Almanya'dır, Belçika'dır, Fransa'dır. Avrupa denen yerdir. Alilerin, Velilerin, Hasanların, Mehmetlerin, Ayşelerin, Fatmaların zoraki ikinci vatanıdır. Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Bölümü Hocası Profesör Doktor Abdullah Büyükçelik,
kemoterapi tedavisinin kanser hastalarını erken ölüme sürüklediği söylentisinin gerçeğin yansıtmadığını söyledi. Şimdi kemoterapi biliyorsunuz yan etkileri olan bir tedavi seçeneği. Tabii ki beraberinde getirdiği yan etkiler bazen ölümcül olabilir. Yanlışlık şurada. Kanser tedavisi demek sadece kemoterapi ilacını damardan ya da ağız yolundan vermek demek değildir. Kanser tedavisi bütündür. Kemoterapi tedavisinin kendisinin değil de yan etkilerinin ve ehil kişilerce uygulanmamasının öldürücü etki doğurabileceğini belirten Profesör Doktor Abdullah Büyükçelik şunları kaydetti. Hastaya tedavi verdikten sonra onun oluşturabileceği yan etkileri ve oluşturacağı etkileri çok iyi takip edip hastanın sürecini iyi yönlendirmek demektir. Bizde yapılan hata şu, herkes kemoterapi verebilir düşüncesi var. Doğru. Damar yoluna girmeyi bilen ve ilacı hazırlamayı bilen herkes kemoterapiyi verebilir. Ama ondan sonra oluşturabileceği, tedavinin oluşturabileceği etkileri çok iyi takip edip yeri geldiğinde ek destek tedavilerini gündeme getirmek, yeri geldiğinde ilaç dozlarını ayarlayarak, düşürerek tedaviyi optimal bir şekilde sürdürmek doğru. Kemoterapi uygulama sürecinin öneminden dolayı onkoloji eğitiminin diğer tıp dallarından daha uzun sürdüğüne dikkat çeken Profesör Doktor Abdullah Büyükçelik şunları kaydetti. Bir onkoloji uzmanı nasıl yetişiyor? Tıbbi bitirdikten sonra 6 yıllık tıp eğitimini bitirdikten sonra 5 yıllık üstüne iç hastalıkları eğitimi alıyor. Bu iç hastalıklar içerisinde kardiyoloji, nefroloji, endokrinoloji, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları gibi birçok alanda eğitim görmüş oluyor. Buradaki birçok hastalığı öğrenmiş oluyor. Bunun üstüne de ilave 3 yıl onkoloji eğitimi alıyor. Dolayısıyla verdiği tedavinin nasıl gideceğini, ne tür yan etkiler oluşturacağını, nasıl etkiler oluşturacağını tamamen bilmiş oluyor, öğrenmiş oluyor. Kanser hastalığının tedavisinin bütüncül olduğunu belirten Profesör Doktor Abdullah Büyükçelik, psikomatik durumu iyi olan kişilerin hastalıktan kurtulabileceklerine dair inanışın da gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Bizim psikosomatik durumumuz, psikososyal durumumuz da bağışıklık sistemimizi dolaylı olarak etkiliyordu. Eğer hastanın morali bu açıdan da yerine konulursa, tamamlanırsa ne olacaktır? Sizin bağışıklık sisteminiz tabii ki biraz daha canlı olur. Ama bu tip uygulamalar primer kanser tedavisi değil, ancak tamamlayıcı yöntemlerdir. Geçtiğimiz günlerde evi yanan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Ayşe Aydın, yetkililerden yardım bekliyor. Hemen hemen bütün eşyaları yanan ve kullanılamaz hale gelen evde maddi hasar da meydana geldi. SRT mikrofonlarına konuşan Aydın, maddi durumun iyi olmadığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. Ben pazara gittim, geldim, eve girdim ki bir tütün var evde. Tütünü, kapıyı açtım, pencereyi açtım, alev püskürdü. Annem vardı 90 yaşında, annemi zor çıkarttım. Daha ne olduğunu bilemedim, yangın var diye bütün bağırdım kapıda. Annem, koyuşlar, pazarcılar hep toplandı, geldi, itfaiye geldi. Işığı kararttı, kapıları kapattılar, yaktılar işte. Daha ne olduğunu bilemiyorum. Bugün de gece sabaha kadar hastanedeydim. Peki yetkililer ne bilgi verdi size? Yetkililer bilgisini sadece elektrik olmadığı için oralarda dedi, o yandığı yerde. Sadece şeyden dedi, sobadan olma ihtimali var dedi. Sobadan dolayı çıktı. Peki sizin çoluk çocuk kim var evde? Kaç kişi kalıyorsunuz? 4 kişi kalıyordum. Bir de annem, 5'iydim. Eşim şeydeydi, İstanbul'daydı. Çocuklarıma sarf için aylığımız yoktur. Biliyordunuz ya, onun için gittiydi. Benim biraz vicdanı olan elini atmasını istiyorum. Hiç bir mali durumumuz yok. 10 bin euroda borcum var. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği tarafından bu yıl 7.'si düzenlenecek olan
Sultanşehir Geleneksel Kültür ve Kardeşlik Gecesi'ne tüm Sivas halkı davet edildi. Mustafa Kemal'i ata Türkiye'den, Türkiye'den nasihat almışam dede Heyder'den. Ayrı tutmak olmaz yüreği canlan, yürek Türkiye'dir can Azerbaycan. Yurt dışından da önemli sanatçıların katılacağı gece yarın akşam saat 19'da Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak. TRT ekranlarından tüm Sivasları programa davet eden dernek başkanı Ahmet Ayık, program hakkında da bilgi verdi. 7. Sultanşehir Kültür ve Kardeşlik Gecemizin 7.sini yapacağız. Bu sene değişik farklı düşündük. Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, Elazığ Türk Halk Müziği Topluluğu, Bingöl'den Ben Anadolu'yum şiirini okuyan Hacı Gürhan Beyefendi'yi çağırdık. Çok değerli konuklarımız var. Azerbaycan Cemiyet Başkanımız Necdet Bey aramızda. Değerli sanatçılar, üstadlar var. Onun için ben yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi'ne saat 19'da bütün Sivas halkını davet ediyorum. Halk Oyunları Federasyonu Sivas İl Temsilciliği tarafından geçtiğimiz günlerde vefat eden halk oyuncu Mustafa Toprak anısına yarışma düzenlendi. Eylül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen il yarışmasında okullar ve kulüpler hakemler karşısına çıkarak birincilik için ter döktü. Okullar arası yarışma sonucunda Düzenlemesiz Dal Minikler ve Yıldızlar'da Kazım Karabekir İlkokulu, gençlerde ise Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Düzenlemeli Dal Minikler'de Vali Reşit Paşa İlkokulu, Yıldızlar'da Şehit Üsteğmen Nizamettin Sungur Ortaokulu, gençlerde ise Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Kulüpler arası şampiyonada ise Düzenlemesiz Minikler'de ve Yıldızlar'da Kazım Karabekir Paşa Gençlik ve Spor Kulübü, gençlerde Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü, büyüklerde Gençlik ve Spor Kulübü, düzenlemeli miniklerde Sivas Folklor Kurumu, büyüklerde ise Belediye Spor Kulübü şampiyon oldu. Havayı çekerim. Şampiyonalarda birinci olan okullar, Türkiye Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil edecek. 58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sunar. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 20. hafta maçında evinde Samsunspor'la karşılaşan Sivasspor rakibini 2-1 mağlup etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor'un gollerini ikinci yarıda Ergin Keleş ve Leandro Barrios atarken konuk Samsunspor'un tek golünü ise Osman Endia'ya kaydetti. Kırmızı beyazlı ekip bu sonuçla ligde puanını 35'e yükseltti. Sivasspor ligde gelecek hafta 20 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 18.30'da deplasmanda Denizlispor'un konuğu olacak. Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Samsunspor 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aslında özetle kazanmamız gereken maçı kazandık. Çok fazla bir böyle maçta da çok süper bir oyun bekleyemezsiniz zaten. Yani iki takım da çok gergin ki yaptığı transferlerle çok iyi bir takım olmuş Samsun. Ama oyunu çok fazla iyi oyun oynama anlamında yapmasak bile kazanma, rahatsız etme, coşkulu oynama anlamında
bize döndü. Yani biz kazandık. Kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını belirten Bakkal, mutlu olduklarını belirtti. Düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar, biz Mersin maçından sonra da Burhan'ı niye geç almadınız diye birkaç tane arkadaşım eleştiri anlamında bulundu. Söyleyeyim. Aynı arkadaşlarımın Burhan olmazsa kaleye gidemeyiz dediğini ben çok iyi biliyorum. Aynı arkadaşlarımızın Burhan olmazsa kaleye... Şimdi yaşayan biziz. Bakın. Gegas, John Boy dün sabah indi buraya. Bir. Sıra sıra gidelim. Kerim iki gol atmıştı. Mersin'de şans verdim, kullanamadı. Üç. Gegas daha hazır durumda değil. Kupa maçında yoktu. Salı günü geldi. Ya birazcık, yani şimdi beni çok iyi tanıyorsunuz. Samsun Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Bu havaya çok alışkınlar. Bu anlamda onun sıkıntı olabileceğini konuştuk ve ona göre de planımızı yaptık. İlk 25 dakika biraz kendi hatamızdan gereksiz geriye çok yaslandık. O sırada da Sivasspor'un baskısına maruz kaldık. Ama yine de çok önemli bir pozisyon vermedik, evet. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'taki temsilcimiz Sivas Belediyespor, ligin 22. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynadığı müsabakadan Fethiyespor'u son dakikada bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Yaşarcan Temizel yönetti. Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Turhan Tunahan, yönetim kurulu üyeleriyle çok az sayıda Sivaslı İdo izledi. Karşılaşmanın ilk yarısına ev sahibi takım Belediyespor başladı. Bu dakikalarda her iki takım da kontrollü ataklarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyunun kontrolünü sağlayan Belediyespor, zaman zaman rakip kalede geliştirdiği pozisyonlarla etkili olmaya çalıştı. Ancak her iki takımın çabası ilk yarıda skor tabelasını değiştirmeye yetmedi ve ilk devre 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçen müsabakada Sivas Belediyespor, son dakikada attığı penaltı golüyle rakibini mağlup etmeyi başardı. Fethiyespor karşısında son saniye golüyle kazanan Belediyespor, ligde 22. haftayı 3 puanla kapattı. Yeşil beyazlı ekip bu sonuçla puanını 36'ya çıkararak ligde 6. sırada yer aldı. ...58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sundu.